Öyle mi? Öder olarak şunu ifade edebiliriz. Son 16 yılda uygulanan eğitim politikaları birikmiş problemleri çözmek yerine kör düğüm haline getirmiştir. Türk eğitim sistemimizin ana sorunu milli olmamasıdır. Türkiye taklitçi eğitim sisteminin getirdiği eğitim model ve uygulamalarıyla eğitimde yönünü bulamamış şaşkın bir haldedir. Kendi inanç, kültür, medeniyet ve tarihi değerleriyle bağdaşmayan bu sistemle milli bir eğitimin vücuda gelemeyeceği aşikardır. Sayın Bakanımız Profesör Doktor Ziya Selçuk Bey'in 15 Ekim 2018'de açıklayacağı eğitim vizyonu projesiyle dağ fare doğurdu anlamına gelecek bir sonuç çıkmamasını umut ediyoruz. Evet, sürekli eleştirmek sorunları çözmüyor. Şuurlu Öğretmenler Derneği olarak sadece eleştirmiyor, aynı zamanda yapıcı önerilerimizi her platformda dile getiriyoruz. Bölge toplantısı vesilesiyle çözüm önerilerimizi özetle dile getirmek istiyoruz. Milli eğitim sistemimizin sorunları ve çözüm önerileri. Türk milli eğitim sistemi adı gibi milli değildir. Batının değerlerine göre tanzim edilmiş batıcı bir sistemdir. Mevcut sistem bizim değerlerimizle asla uyuşmuyor. Eğitim öğretim sistemimizde değişiklik şekilde değil, muhtevada yapılması gereklidir. Eğitim sistemimiz Avrupa Birliği normlarından Fulbright Komisyonu ve John Dewey raporunun tesirinden kurtarılmalıdır. Derneğimizin kurulmasında büyük desteklerini gördüğümüz rahmetli Erbakan hocamız da eğitimde asıl mesele çocukların kalbine ne koyduğumuzdur diyerek bunun önemini vurgulamıştır. Çocukların kalbine Allah ve peygamber sevgisi, vatan, millet sevgisi koymalıyız. Başta hayat bilgisi dersi olmak üzere neredeyse derslerin tamamında hayatı yaratan Yüce Allah'ın ismi dahi geçmemektedir. 1. Ders kitapları baştan sona incelenerek milli ve manevi değerlerimize uygun hazırlanmalıdır. Bunun somut örnekleri Öder'in hazırladığı